17 Ağustos 1999 depreminde binlerce insan hayatını kaybetti. Yüzlerce insan ise yaralandı. Uzmanlar şimdi Büyük Marmara depreminden söz ediyor. Peki İstanbul depremi hazır mı? Sizce İstanbul depremi hazır mı? İstanbul depreme hazır değil. Zaten ben Avcılar'da yaşıyordum. Depreme hazır olmadığımı hissettiğim için zemini daha iyi bir yere taşındım. Hiç hazır değiliz. Zaten deprem de en kısa sürede gelecek. 25 yıl dediler. 2011 depreminden beri yaklaşık 17-18 sene geçti. Bekliyoruz yani. Depremi hazır da değiliz. Huzurlu da değiliz. Devletimiz de zaten bu konuda hiçbir şey yapmıyor. Kesinlikle hazır değil. Ne yapılanma anlamında ne de insanların bilgilendirilmesi anlamında. Depreme kesinlikle hazır değil bence. Bunun için devletin bir sürü önlem alması gerekiyor bence. Ve hazır olmadığımızı düşünüyorum. Tabii ki de değil, değil. Neden? Bence değil. Çünkü sağlam değil hiçbir yer ki. Şu anki çökülen binalar, zemin, her şey. Yani bence değil. Sizce İstanbul depreme hazırlıklı mı? Değil. Neden? Şu altyapı yeterli değil. Çünkü çoğu tarihi binalar, eski binalar. Şu anda normalde 17 Ağustos gibi Allah korusun yani öyle bir deprem olmuş olsa İstanbul'da çoğu yer felaket olur yani. Çünkü yapısal olarak hazırlıklı değil. Gerçi şu anda yani kentsel dönüşüm adı altında ne kadar şey olsa bile gelecek olan doğal afete ne kadar yakınız onu da bilemiyoruz yani. Allah bilir onu. Siz ne düşünüyorsunuz? Ben de aynı şeyleri düşünüyorum yani aynı şekilde. Yani abim hangi ekran? Yani gerçekten hani belli yani önümüzü göremiyoruz ki. Yani belli değil yani bir şey dediğiniz gibi 17 Ağustos gerçekten bir öyle bir şey daha olsa acaba ne kadar dayanabiliriz? İstanbul'da olmuş olsa yani o şekilde bir deprem İstanbul'u gerçekten çok büyük bir felaket bekliyor demektir zaten bu. Ama Allah korusun gerçek Allah gecinden versin ama yani öyle bir şey olsa İstanbul'un hali çok kötü. İstanbul hazırlıklı mı? Abi kurban olalım Allah tamam mı? Dünyayı yaratmış tamam mı? Dünyanın içinde biz varız tamam mı? Biz eminiz. Biz garantiyiz. Biz bu dünyada tamam mı dayı? Her şey hazırlıklıyız. He, bize yaptırım uyguluyorlar. Değil mi? Uygulasınlar. Biz paramızdan değil, biz şerefimizden vezir oluruz. Onlar ne dedi Cumhurbaşkanımız? Dedi ki ne? Dedi onların parası doları varsa bizim Allah'ımız var. Hazırlıklı mı? Hazırlıklı değil de hiçbir zamanda olmayacak. Neden? Neden olsun yani hem kişilerden kaynaklı hem de her taraf beton beton yani ağaç mağaç yok etrafta. Depremleri en çok engelleyen seller, doğal felaketleri ağaçlar gibi düşünüyorum o bakımdan. Bence değil. Neden? Çünkü toplanma alanlarının pek çoğunda otopark var. Hepsi araba dolu. Kimileri AVM olmuş, alışveriş merkezi olmuş. Bugün bir deprem olsa toplanabileceğimiz doğru düzgün bir alan yok. Pek çok binanın da dayanıklı olduğunu düşünmüyorum. Gerekli tedbirlerin alındığını düşünmüyorum. Bence İstanbul depreme dayanıklı değil. Peki, teşekkürler. Teşekkürler. Bence bazı kesimleri hazırlıklı değil. Neden? Yani şu an deprem olacak mı olmayacak mı gibi hiç düşünmüyorlar bile. Çok rahat yaşıyorlar. Önlem almıyorlar. Ben Esenler'de oturuyorum. Mesela sahil kesimine yakın yerlere gezmeye falan gidiyoruz. Hiç depremle alakalı hiçbir önlem aldıklarını görmüyorum. Bir de hani mesela halkımızı bilinçlendirmeleri gerekiyor. Hani belediyemiz olsun, Büyükşehir Belediyesi olsun. Bence bu konuda halkı ve insanları, çalışanları depremle alakalı çok bilgilendirmeleri gerekiyor. Şu anda bence hazırlıklı değil. Neden? Çünkü yağmur yağdığında bile görüyoruz çöküntüler, istimlak duvarlarının yıkılması. Yani şu an hazırlıklı değil depreme. Şimdi efendim İstanbul depreme hazırlıklı mı? Hayır değil. Neden? Hiçbir hazırlık, hiçbir planlama yok. Hiçbir düzenleme yok. Depreme hazırlık için yapılan hiçbir şey yok. Bireysel duruma bırakılmış, kimsede para yok. Para olmadığı için de kimse de evini hazırlıklı hale getirip bile bile oturuyor. Şu an İstanbul kesinlikle depreme hazırlıklı değil. Baktığımız zaman toplanma alanları bile yok edildi şu an. Bir şekilde üst yapılar kuruldu bu bölgelere. Onun dışında üst yapılarda kalitesizlik had safhada zaten. Deprem yönetmeliğine kesinlikle hala uyulmuyor. Ne kadar yapı denetim firmaları olsa da bu bir çözüm olmuyor. Yapı denetim paraları tamamen para geçişinin sağlandığı kurumlar gibi Türkiye'de maalesef. Şu an hazırlık değiliz. Belki de binlerce insanın katledilmesine hep beraber yol açacağız.